Bir erken seçim olasılığı görüyor musunuz? Konuşulmaya başlandı bu olasılık üzerinde çünkü. Şu anda ben görmüyorum. Yani özellikle arkadaşlarımız da, genel başkan yardımcımız da bizim seçim işleriyle sorumlu olan açıkladı o da. Bir defa bir seçime gidilecekse bugünkü kanunlarla gitmek istemiyor. İktidar da ortağı da. Bu ne demektir? Aslında seçmen oyunu menfi etkileyecek bir takım adımlar atacaklar. Öyle usuller koyacaklar ki bundan sadece iktidar mensupları faydalanacaklar. Yani ben bu getirilen yeni kanun tekliflerinin hukukun üstünlüğünü korumak, seçimlerin daha sağlıklı yapılmasını sağlamak için yapıldığı kanaatinde değilim. Tam tersi üç kağıtçılığa fırsat vermek için yapılan bir değişiklik olacak. Açıkça söylüyorum ben. İktidarda bulunanlar bu müdahaleyi rahatlıkla yapabilecekler. Hele de mesela işte elektronik ortamda oy kullanma gibi konular da gündeme geliyor. Öyle bir şey olursa ömrü billah Türkiye'de iktidara gelen bir parti bir daha iktidardan gitmez. Hele de AK Parti hiç gitmez. İktidar oy mu çalacak diyorsunuz? Ya şimdi ifadeyi siz bu şekilde koruduğunuz takdirde kavga çıkıyor. Ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler. Nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Neden edecekler diye bir kanaatim var. Çünkü geçen seçimde hem genel seçimde hem de mahalli seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başında insanlarımızı katlettiler. Bizim adaylarımız tehdit edildi çekilmeleri için. Ve sandıklara da müdahale edildi. Biz bunu görüyoruz. Şimdi siz ifadeyi öyle kullandığınız takdirde kavga çıkar. Ben öyle demiyorum. Müdahale edilen sandıklarla ilgili siz yasal başvuruda bulunmuş muydunuz? Yani yargıya gittiniz mi? Yani bu dediğim katliam meydana gelince gidildi. Öbürüne gidilmedi. Nasıl gideceksiniz ki? Şahsen çağırıyor. Diyor ki olma. Çekil. Baskı yapın. O şekilde. Yapma. Tabii o da çıkacak diyecek ki ne baskısı ya ben oturdum konuştum. Ne diyecek? O zaman Temel Bey, o zaman demek ki Türkiye'de o zaman şimdi bu iş o zaman seçim yapmanın da bir anlamı yok. Demek ki bu iş buna gidiyor. Şöyle bu müdahaleye müsait olan ortamlarda yapılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. Özellikle belirterek söylüyorum. Ama buna rağmen de halk belli bir ölçüde de direniyor. Siz bu müdahaleyi İstanbul'da, Ankara'da, şehir içinde kolay kolay yapamazsınız. İzmir'de yapamazsınız. Yani bunun belli yerlerde yapılmasının önü açılıyor. Ama Allah'tan şu anda nüfusun bu bir şimdilik güvence vesilesi sayılabilir. Nüfusun yoğunluğu Batı'da olduğu için %20'si İstanbul'da. Böyle olduğu için buralara müdahale de o kadar kolay olmadığı için bundan dolayı da buralarda bu müdahaleler olmaz. Olması neredeyse imkansız gibidir. Kavga çıkar. Yani siz buna bir İstanbul valisinin birisini çağırıp da bunu söylemesi mümkün değil. Ama Doğu'da söyler. Söyleniyor da zaten.